önce aylaksız kelimesini kullandın bana. Olur mu? Olur mu? Olur mu? Lütfen. Hayır, onu söyleyeceksiniz. Lütfen. Benim bakan yardımcılarımla ilgili de bazı değerlendirmeler yapıldı burada. Tabii burada kendileri yok. Kendileri olmayanlar hakkında değerlendirme yapmanız yanlış. Onu ifade etmek isterim. Ama bakın, ben, bir dinleyin değerli arkadaşlar ya. Bir sakin olun lütfen. Ben şimdi şunu söyleyeceğim. Hasan Yılmaz. Bu nasıl demokratik anlayış? Nasıl bir tahammül seviyesi? Akın Gürlek de bu memleketin yetiştirdiği iyi hukukçulardandır. Hakimlik vakarına, savcılık vakarına, haysiyetine, onuruna sahip kişilerdir. Bu millete ve bu devlete anayasa ve kanunlar çerçevesinde hizmet etmiş kişilerdir. Onların verdikleri karar, istinaf yolu açık, Yargıtay yolu açık, insan hakları, anayasa mahkemesi, bireysel başvuru açık, ahim açık, bütün denetimlere açık kararlar vermişlerdir. Bu arkadaşlarımıza haksızlık yapmanızı reddediyorum. Bunlar gerçekten iyi hukukçular. Siz tanımıyorsunuz. Gelin ben sizi onlarla tanıştırayım. Biraz bakın, oturun, konuşun. Bir bakın bakalım değerlendirdiğiniz gibi Sayın mi Tanrıkulu, yoksa farklı mı? Böyle ikili bir diyalog istiyorsanız bir gün bir randevu isteyin. Yanlış gidin bakanımızla konuşun. Burada böyle bir ortam yok ya. Sayın Tanrıkulu, yeter. Yeah.
Değerli arkadaşlar, sakinleşirseniz başlayacağım. Lütfen herkes şey yok. Başlatın başkanım. Başlatın. Sonra oturun. Ya başkan. Sağ ve sonra oturun. Başkan. Sakinleşirseniz oturun. Sven hocam. Haksızsın. Sven hocam. Bir bakalım üstüne yürünmesini. Hukuk görüyor musunuz? Ülkemizin bütçesini tartışıyoruz ve sonuçlandırmak durumundayız. Sayın Bakan'a